Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Mardin şehitlerini son yolculuğuna uğurladı. Nusaybin'de şehit düşen Jandarma Assubay Başçavuş Gökhan Bakır, Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Oflas ve Jandarma Uzman Onbaşı Ulaş Açıkgöz için Mardin'de tören düzenlendi. 24 Mart 2016 tarihinde Mardin'in... Törene şehit ailelerinin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Akar da katıldı. Şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi. Rahmetinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Mevlamız. Törenden sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi, teselli etti. Onun kanını yerde bırakmayın, o size aslanlarım diyordu. Şehit askerlerin cenazeleri törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şırnak şehitleri içinse ilk tören 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlendi. Tören, şehit polis memurları Osman Belkaya ve Cemil Koç'un Türk bayrağına sarılı cenazelerinin katafalka konulmasıyla başladı. Polis memuru Osman Belkaya, polis memuru Cemil Koç. Törende şehitlerin özgeçmişi okundu, dua edildi. Ardından Osman Belkaya'nın cenazesi Yozgat'a, Cemil Koç'un cenazesi ise İzmir'e gönderildi. ...52 yaşındaki Cemil Koç'un cenazesi Bergama'daki törene götürülmeden önce Gazi Emir ilçesindeki evinin önüne getirildi. Cenaze aracı evin bulunduğu sokağa girdiğinde gözyaşları sel oldu, feryatlar yürek dağladı. Şehidin eşi ve kızı ayakta durmakta güçlük çekti. Polis okulunda okuyan oğlu Furkan Koç ise dirayetli şekilde babası için dua etti. Şehit polis Bergama'da toprağa verildi. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan 23 yaşındaki Osman Belkaya ise daha 14 aylık özel harekat polisiydi. Belkaya, Yozgat'ın Şefaat ilçesinde son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Cenazeye Yozgat'a toplu açılış töreni için gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Vermem ben seni topraklara. Ben doymadım ki toprak mı doysun. Geleceğe anne sana sürüyor. Yapacağım dedi. O boyda sürprizim bana. Şehit polisin annesinin sözleri yürek dağladı. 5000 kişinin katıldığı cenaze törenine şehidin kız kardeşlerinden kafiye polis kıyafetiyle geldi. Şehidin dedesi Abdullah Onar da torununun tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı. Şehidin tabutunun başında saygı nöbetinde bulunan bir merasim polisinin gözyaşlarını da dede Onar sildi. Şehit polis öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.